Merhaba arkadaşlar. Bugün de katımı, sıvımı deneyimizi yapacağız. Bir soruyla başladık deneyimizde. Bakalım sorumuzun cevabını en son aşamada verebileceğiz mi? Deney malzemelerimizi sayıyorum. Karıştırma kabı. Sizler istediğiniz boyutta ve istediğiniz şekilde karıştırma kabı kullanabilirsiniz. Benim evimde bu vardı. Nişasta, bir su bardağı, karıştırma kaşığım ve gıda boyalarım renklendirmek için. Renklendirmeyi de bilirsiniz. Ben seviyorum renkli deneyleri. O yüzden gıda boyalarım yanımda. Ve yeterli miktarda, bir su bardağı da yeterli olacak sanırım, suyum var. Haydi başlayalım. Nişastamızı karıştırma kabına almadan önce suyumuzdan birazcık eklemek istiyorum. Çünkü nişasta toz madde olduğu için karıştırma kabıma yapışacağını düşündüm. Yavaş yavaş nişastamı suyun içerisine ekliyorum. Bir taraftan da karıştırmak istiyorum. Şu yapı halinde katı diyebilirim. Birazcık daha su ekleyeceğim çünkü yeteri kadar değil zaten. Bol karıştırmalı bir deney olacak bu. Nişastam kıvam alana kadar karıştıracağım. Daha sonra ellerimle yapacağım bu arada. Sizler de aynı şekilde ilk olarak karıştırın. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, şöyle baktığım zaman sıvı ama avucuma alabilecek kadar da katı olarak görüyorum. İnanmıyorum, parmaklarımın arasından akıyor. Gıda boyam da yanımda. Birazcık renklendirelim. Sarı gıda boyasını kullanmak istiyorum bugün. Birkaç damla damlatıp renklendirebilirim. Sizler de bunları büyüklerinizle, kardeşlerinizle yapabilirsiniz. Çok da eğlenceli bir deney. Evet, renkleri de karıştırıyorum. Bir daha bakmak istiyorum katımı, sıvımı. Evet, katı diyebilirim şu anda ama parmaklarımı açtığım zaman da sıvı bir hal alıyor. Oynaması çok güzel. Sizlerin de bu deneyi yapacağınızı düşünüyorum. Deneyimizin başında söylediğim gibi katı mı, sıvı mı diye. Demek ki bu yapı ne katı ne de bir sıvı. Değil mi? Harika görünüyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.